Özde bir yayınları 3. deneme inkılap 6. sorusuna bakalım şimdi. E, buna göre yorumlardan hangilerine ulaşılabilir arkadaşlar? Şimdi burada e, Çanakkale Savaşı'nın bütün şiddetiyle devam ettiği bir dönemde Hamdullah Suphi Bey Maarif Kongresini e, bu zor günlerde ayak bağı olmasından endişe ederek ertelenmesini teklif ettiğinde Mustafa Kemal kongrenin ertelenmesini istememiştir. Bu Öyle bir güç ki, bir inanç ki kurtuluş savaşının kazanılacağına gönülden inanmış olanlar ve o zorlu günlerde Maarif Kongresi'nin yapılmasını planlamışlardır. Mustafa Kemal bu konudaki düşüncelerini şöyle aktarıyor. Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardı. Birisi vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri de milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu. Yani eğitim arkadaşlar. Zaten Maarif Kongresi Kütahya-Eskişehir savaşları devam ederken e, Marif Kongresi'nin düzenlenmesi eğitime verilen önemi göstermektedir. Mustafa Kemal de bu yönüyle arkadaşlar istemiyor. Eğitime ne kadar önem verdiğini gösteriyor bu şekilde. Şimdi buna göre hangisine ulaşabiliriz? Mustafa Kemal eğitime önem vermiş midir? Kesinlikle evet. Milli mücadelenin kazanılacağına olan inanç tam mıdır? Zaten paragrafta veriyor arkadaşlar bize. Kongre ile Türk ordusunun asker sayısının arttırılması amaçlanmıştır. Asker sayısı ile ilgili değil. Daha doğrusu askeriye ile ilgili bir şey değildir. Eğitimle ilgilidir. O yüzden 3'ü eliyoruz arkadaşlar. 3'ü elediğimiz zaman zaten bize tek bir şık kalıyor. Adana seçeneği arkadaşlar.